Gençler. Evet, çok yaman güldü ya. Nasıl? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben diyorum bu hamile nereden tanıyorum, evet. Nereden tanıyorum. Teşekkür ederim. Bu kadar bir şey yapın. Teşekkür ederim. Başkanım, Sevim Bey burada bakın şeyimiz yok, görüyorsunuz değil mi? Ağzında şey olunca hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ben böyle koydum. Güzel geldiniz. Bir hafta olur. Ya bir hafta olur. Sizi bize pandemiden dolayı şey yaptırdım. Cumhuriyet için şey yapalım, sizi de ziyaret edeceğiz. Çok sağ olun. Bakır'dan yuvarını da kurtarmak için Türkiye ile temasa geçtiler ve 1918 4 Haziran'ında Batum'da yapılan anlaşmayla da Türk ordusunun, Kafkas İslam ordusunun Kafkasya'ya gelmesini sağladı. Ve bu iki güç Azerbaycan'da el ele vererek bildiğiniz gibi 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü ve civarını Ermenilerden tanıştı. Ama Azerbaycan'ın şanssızlığı bununla da bitmedi. Türkiye'de 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Mütarekesi imzalanınca aynen İstanbul olduğu gibi Bakü'de tekrar yeniden bu defa İngilizler tarafından işgal edildi. Çünkü Mondros Mütarekesi'nin içerisinde Azerbaycan'la ilgilendiren iki madde var. Biri 11. madde, biri 15. madde. 11. madde, orada bulunan Türk askerlerinin hemen hemen tamamı derhal Azerbaycan ve İran bölgesini, Tebriz bölgesini derhal terk edildi. Ve böyle de terk edilince İngilizler geldi, Bakü'yü işgal. Fakat bu işgalin olmasına rağmen özellikle Mehmet Emin Resulzade müsavat ve o vatanperver insanlar mücadeleden vazgeçmeyerek 7 Aralık 1918 tarihinde cidden dünyanın en demokratik merkezi olan Azerbaycan parlamentosuna ve Mehmet Emin Resulzade'nin orada konuştuğu tarihi konuşma önemli. Ve en sonunda da bir kere yükselen bayrak bir daha inmez dediği bayrak da orada asılıyor. Ve bildiğiniz gibi o bayrak 1920'den sonra Mehmet Emin Resulzade ile beraber Türkiye'ye getirildi. Yurt dışına çıkarıldı. Ve cidden Azerbaycan Milli Merkezi, Azerbaycan Kültür Derneği, Mehmet Emin Resulzade'nin bütün ailesini kurban verip ama bayrağı düşman eli değmesin diye getirdiği o milli bayrağı cidden burada tertemiz olarak saklamasını bildiler. Ve Azerbaycan Kültür Derneği ve Milli Merkezi 1992 tarihinde Ankara'da açılan Azerbaycan Büyükelçiliğine açılmak üzere rahmetli o büyük vatanperver Azerbaycan'ın Mehmet Emin Resulzade'den sonra gerçekten halk tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı elçiliğe takdim edilmiş. Biraz sözlerimi uzatmak istemiyorum. Ama müsaade ederseniz de bugünkü duruma da birkaç kelimeyle işaret etmek istiyorum. 1918'deki Azerbaycan içinde bulunduğu durum bugün 2021 yılında da
bir ölçüde birbirine benzer şekilde aynen devam ediyor. Nasıl 1918 tarihinde Bakü ve civarı Ermeniler tarafından işgal edilmiş, orada Ermeni ve Rus askerleri idareyi ele almışlarsa, bugün de Dağlık Karabağ'ın bir hissesinde aynen o geçmişteki Rus artıkları, Taşnak artıkları, Surf Meramlılar adı altında maalesef Hocalık'ta, Hocalı'da, Han kentinde Ermenilerle beraber orayı kontrol altına. 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan, yani bir nevi Putin'in hazırladığı o yol haritası gecesi, hazırlanan Rus orduları Azerbaycan topraklarına girip yerleşmeye ve o bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Ve 2 ay içerisinde maalesef Ermenistan'dan 50 binin üzerinde Ermeni getirildi ve o Türk topraklarına yerleşti. Bu gelen 50 bin Ermeninin içinde Taşnaklar var, PKK'lılar var, Ermeni teröristler var. Görüyorsunuz her gün Azerbaycan sınırında bu çatışmalar aynen devam ediyor. Bugün 28 Mayıs. Hepimiz takip edeceğiz. Acaba Hocalı'da, Hocavent'te, Askeran'da, Han kendinde 3 renkli bayrak asılacak mı, asılmayacak mı? Hepinizin görevidir bugün onu takip edin. Çünkü şayet orada 28 Mayıs kutlanmıyorsa, 3 renkli bayrak asılı değilse, o toprak henüz Azerbaycan toprağı değil. Bunu da herkesin iyi bilmesi lazım. Çünkü orası cidden Hocalı'da binlerce şehidin kanının akıldığı bir toprak. Artık o toprakta ne Rus askerinin ne Ermeni teröristlerinin bulunması içe sindirilecek gibi değil. İnşallah Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan'ı idare edenler en kısa zamanda Ermenileri ve Rus askerlerini oradan çıkararak o bölgenin tamamıyla idaresini gerçek manada Türkiye'ye verir. Azerbaycan ordusunun en kuvvetli zamanıdır. Rus ordusunun orada durmasına ihtiyaç yok. Azerbaycan ordusu orada her türlü güvenliği sağlayacak güçte ve cesarettedir. Onun için de bugün o topraklarda maalesef devlet dili Ermenice ve Rusça olarak kabul edildi. Bir ülkenin toprağında kendi dili yok sayılıyorsa o toprak o devletin değil. Hepimiz buna inanıyoruz ki en yakın zamanda o topraklarda 3 renkli bayrak dalgalansın ve gerçek manada Azerbaycan o toprakların sahibi olsun. Ben buna da yürekten inanıyorum. Çünkü gerek Atatürk, gerek de Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan'ın geleceğini her iki devlet adamı da gençlere emanet etmiş. Ve bu bakımdan nasıl 27 Eylül 1920 tarihinde Azerbaycan Milli Ordusu'nun başlattığı milli hareketle o Azerbaycan gençliği 3000 şehit vererek 30 senelik işgale son verdiyse, buradaki toprakları da Rus ve Ermenilerden mutlak temizleyecektir. Bizim onlara güvenmiş hayır. Bu bayram mübarek olsun. Bu bayram hayırlı olsun. Azerbaycan'ın geleceği kim ne derirsin musavata ve musavat yoluna bağlıdır. Yolunuz açık olsun. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun.